Öncelikle bu yapacağım portakallı, yufkalı, ıslak kekin şerbetini hazırlayarak işe başlıyorum. Tenceremin içinde, şu küçük tencerede 1,5 su bardağı kadar toz şeker var. Bunun üzerine 3, bilemediniz 3,5 su bardağı su ekleyeceksiniz. Ve hemen arkasından şerbeti hafifçe karıştırmaya başlayacaksınız. Şerbetin güzel tarafı içinde koyacağımız, yani içine koyacağımız portakalın tadını da şerbetten alıyor olması. O yüzden ben bunun içerisine şerbet biraz kaynamaya başlayınca iki portakalın da suyunu sıkıp bir tane de çubuk tarçın atacağım. Ki çubuk tarçını şimdi atabilirim ama portakalın suyunu hafif tıkırdamaya başladıktan sonra içerisine ilave edeceğim. Şimdi öncelikle şöyle fırın tepsinizin üzerinde çalışmanızı isteyeceğim burada. Ve takriben 400 gram kadar baklavalık yufka kullanmanızı isteyeceğim. Bu arada buna takılmayın. Yani şöyle kullanacağınız gramaj 400'den az olabilir, fazla olabilir. Taneyle, adetle. Ben çünkü içerisinde bu baklavalık yufkanın çıtırımsı dokusunu çok hissetmek isteyeceğim için birazcık daha fazla kullanıyorum. Siz eğer daha azını kullanmak isterseniz kabulümdür. Bakın baklavalık yufkayı şöyle alıyorum ve elimle şu şekilde bukleler haline getiriyorum, tamam mı? Hiç yağma bir şeye ihtiyacınız yok. Sadece bu yufkayı fırında birazcık pişirmek, birazcık kıtırlaştırmak ve çıtırlaştırmak istiyorum, tamam? O yüzden şu şekilde elinizle alıp bukle bukle yapıp şöyle fırın tepsisinin içerisine kolayca yerleştiriyorsunuz. Aşağı yukarı böyle 3 tanesi 100 gram civarında çeker. Ona göre işte 400 gram için aşağı yukarı 10-12 tane baklavalık yufka kullanabilirsiniz. Hepsini fırın tepsisine dizdim. Şimdi bunlar direkt olarak 180 dereceye önceden ısıttığım fırına gidecek. Ve takriben şöyle bir 15-20 dakika kadar iyice çıtırlaşana kadar, renk alana kadar pişecekler. Şerbet hafiften kaynamaya başlayacak biraz sonra. Onun içerisine 2 tane portakalın suyunu sıkacağım. Fakat portakalın kabuklarını da kekin içerisinde kullanacağım. O yüzden şöyle yapalım. Sıkmadan önce, sıktıktan sonra çünkü portakalın kabuğunu çıkartmak imkansız. Bunları şöyle bir rendenin ince tarafıyla ya da küçük bir rendeyle sadece sarı kısımları rendeye gelecek şekilde hızlıca bir kabuğunu alıyorum. Mümkün olduğu kadar sarı kısımları aldım. Benim için yeterli. Şimdi şerbetin içerisine buradaki iki tane portakalın suyunu bu bağlamda artık böyle şerbet tıkırdama noktasına doğru gelirken iyice sıkıyorum. Kek, biz normalde 3 yumurta kullanıyoruz ya, bu birazcık daha ıslak olması gerekiyor. Çünkü içeride baklavalık yufka ve hamur da var. O yüzden 4 tane yumurtadan yapılacak. Bunu şimdi şöyle bir çırpma teliyle güzelce çırpayım bu sefer sizin için. 4 tane yumurtayı şöyle çırpma teliyle çırpıyorum. Makineyle de yapabilirsiniz. Arkasından içerisine şekerini ekleyeceğim. 1 su bardağı kadar toz şeker ekledim. Çırpmaya devam ediyorum. Şerbetin üstünde portakaldan oluşan köpük bir form aldı. Artık şerbetin altını kapatabilirim. Bu köpüğü dikkatli bir şekilde tahliye edeceğim. Tamam. Şerbeti de iyice soğusun diye burada kendi haline bırakacağım. Şerbeti hazırladım. Onu da bir süzeyim istiyorum, şerbeti. Ve daha kolay soğusun diye şöyle bir ayrı bir kaba çıkartayım. Gördüğünüz gibi şerbet hafif portakaldan kaynaklı tatlı ve güzel bir sarı renge doğru ilerledi. Şöyle dursun. Hafiften soğusun burada, tamam mı? Şerbet. Şimdi elle çırptım ama istediğim verimi alamadım. O yüzden bunu makineye dönüp devam edeceğim. Çünkü bunun içerisine ne kadar hava hapsedebilirsek o kadar kabarmış ve güzel bir kek elde edeceğiz. 4 yumurta ve şeker. Tabii ki makineyle çok daha kolay çırpılıyor. Arkasından 1 su bardağı kadar ayçiçek yağı ekliyorum içerisine. Ve 1 su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. Bir su bardağı yağ eklemiştim ama dur şunu kapatayım. Şu fırındakini çıkartayım.
Bir su bardağı yağ eklemiştim ama biraz eksik ekledim. Bunu biraz çoğaltmam lazım. Ben size söyleyeyim, yaklaşık 1,5 su bardağı kadar eklemeniz lazım. Göz kararı şöyle ekleyebilirsiniz. Yani tekrar etmem gerekirse 4 yumurta koydum bunun içerisine. 1 su bardağı toz şeker koydum. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar ayçiçek yağı koydum. 1 su bardağı kadar yoğurt koydum. Şimdi artık buradaki portakalın kabukları da işin içerisine giriyor. Tamam. Gayet güzel. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de toz vanilya ekledim. Ve aynı şekilde çırpmaya devam ediyorum. Şimdi farkındaysanız hiç un eklemedim buna. Ve ekstra da bir un eklemeyeceğim. Yani böyle yapacağım bu tarifi. Hiç un eklemeden sadece buradaki iyice çıtırlaşmış olan hamurlarla beraber yapacağım. Fakat bunların birazcık azıcık soğumasını istiyorum. Yaklaşık 3-4 dakika kadar. Küçük kare bir kapta çok daha rahat çalışırız. Şu fırın kağıdını aynen şöyle alıp şu şekilde şunun tabanına yerleştireceğim. Tamam. Sonra bunları elimle bir tık daha diğerine göre kalınca kırıp, tamam. Geri kalanları da elimle alıp bunun içerisine kırıyorum. Şöyle. İyice karıştırdım ve gördüğünüz gibi şöyle bir kalın kıvam aldı. Sonra da bu yaptığım hazırlığı direkt olarak bunun içerisine döküp her tarafına eşit ve güzel bir şekilde dağıtacağım. Bir tane portakalı aldım şu şekilde. Dilimledim. Kabuklarını soyuyorum. Ve şu şekilde alıp ortaya doğru bastırıyorsunuz. Son parçayı da yerleştirdikten sonra şimdi fırına gidiyoruz. Görsel dekorumuzda eksik olmasın diye. Şimdi bunu 180 derecede aşağı yukarı 35-40 dakika kadar pişireceğiz. Ondan sonra da iyice renk aldığında çıkartıp şerbetini vereceğiz. İşi bitireceğiz. Güzelliğe bakar mısınız? Muhteşem gözüküyor. Üstü kıtır kıtır. Kıtır kıtır kıvamda. Tamam. Birkaç tane delik açtım. Ve hafif de kabarmış vaziyetteyken şerbeti çeksin diye hali hazırda böyle fırından çıkarttıktan hemen sonra bu hazırladığım ve soğuttuğum şerbeti üstüne gezdiriyorum. İsterseniz dilimleyerek gezdirin, isterseniz bu şekilde şerbeti güzel güzel emecektir. Biraz hacmini kaybedecektir ama muhteşem ıslaklıkta olağanüstü lezzetli bir kek olarak iftar sofrasına gelecektir. Bunun üstüne isterseniz geçen gün yaptığım kaymaklı kremayı da soğuduğunda servis için kullanabilirsiniz. Olay bu.